Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimizin mevzusu kendimle uğraşmaktan usandım ve yoruldum. Tamam. İlginç mi Osman? Evet abi. Biraz dinledim ben onu da. Dinledin mi? He. O değil ama şimdi bu. İkincisi. O bir. İlgini çekti mi? Abi 15 dakika dinledim, çok ilgimi çekti. Yani minibüsteydim. Çok güzeldi abi. O soruyu ben iman etmiyorum. Çok grup geldiler. Grup geldiler. Hem de o makamda memur belirli bir aşamadan sonra iç çöküntü başlıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Silah içeriye döndü mü? Yani kendinle uğraşmaktan başladın mı? Acımasız bir kurt gibi kemiriyor. Eğer bir dayanak noktan yoksa zaten söyleyecek. Burada da diyor zaten diyor ki İnsanın zaaf, hayata karşı zayıf. Zayıf yani, hayata tahammülü ne ki? Aczini, bir, zaaf. İki, aç. Üç, fakir. Dört, ihtiyaç. Yani mesela hayvanın ihtiyacı ne olur? Ot ve su. İnsan her talep ettiği, her hayal ettiği, her düşündüğü şeyin fakiridir. Her ne düşünüyorsanız içindesiniz. Düşünce dünyadır, enerjidir. Bununla alakalı kitaplar oluyor meşhur bizden yana. Bazı meşhur 3-4 sene önce, 3 sene önce. Dedi ki Hasan kardeşleri bu cümleyi alacağız, biz kitapta kullanacağız. Çünkü şu anda piyasada meşhur adam onu kullanıyor. Yani düşünce güçtür. Güçtür, güç. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız onun içindesiniz ve osunuz. Peki neyi anlatmak istiyorsun? İyi olmak istiyorsan iyi şeyleri düşün. Bak onunla alakalı neler var. Bak bir, ha bu nasıl tedavi olur? Bir, zaaf. Zaaflarımız var. Mesela zaaflarınız ne olabilir? Mesela bir söyleyin. Tiryakiliklerimiz var. Hayata, doğaya karşı güçsüzüz. Kansere karşı zaafız. En ufak bir şey alışmışız adam. Sigaraya alışmış, çiğ köfteye. Çiğ köfteye alışanlar da varmış. Onsuz olamayan varmış. Ömrümde ilk defa duydum. Onsuz yapamam diye var. Allah Allah. Kolaya biliyor. He? Kolay. Kolay. Kolay, acayip bir şey. Zaaf bak. Bir zaaf. Çareyi söyleyeceğim. Dert imal etmiyorum. Ben hiç sevmem öyle şeyleri. Öyle de cemaat falan hücum edip de böyle dertleri imal edip çaresiz. Hayır. Çareyi söylemek için bu. Bir. Zaaflarımız. Acizlerimiz. Yani hadiselere karşı çok aciziz. Mukavemetimiz yok. Yani bir koyun kadar hayata, doğaya mukavemet yok. Çıplak olamazsın. İki senede ancak ayağa kalkarsın. Zaten iki senede hayvan işini bitiriyor. 20 dakikada ördek üzdüğünü gördü. Aç, zaaf, fakr, ihtiyaç. Ne yapacağız? Bu bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Tevekkül ile tedavi olur. Başka mümkün değil. İstersen arabayı yat kat al olmaz. Aşın işin eşin olsun. Gene mümkün değil. Dolduramazsın bu kuyuyu. Kime? Bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Kadir-i rahim. Niye oraya gireceğim? Burayı hepimiz okuduk. Ama şuraya dikkat etmedik. Kadir-i rahman demiyor. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahime tevekkül ile olur. Rahim demek silah-i rahim demektir. Sıla bağ demektir. Rahim olan Allah'ın onayladığı,
yöntem, sistem, eylem. Bu namazdır. Bu bak bir namazdır. Oruçtur, zekattır, haçtır, davadır. Yani eylemdir. Rahim Müslümana bakar. Rahman bütün insanlığa bakar. Kafir mümin fark etmeden acıyıp rızkını veren, hakkı hayatını veren Allah. Rahim ise kendisine iman edip tevekkül edeni inşa eden, ihya eden, ruhunu besleyen Allah. Yani ruhsal bir bağlantı demektir. Kadir-i Rahim, bu çok önemli, Rahim'e sıla etmek. Yani açsını, fakrını, zaafını, ihtiyacını bir Kadir-i Rahim. Kadir-i Rahim diye öyle gelip geçiyoruz. Yani Rahim'e bağ kurmak, sıla. Rahim'in bizdeki karşılığı nedir? Ruhsal beslenmek. Ruhun gıdası demek. Peki ne yapacak o? Ona tevekkül ile tedavi edersin. Ne ilaç içersen iç. Doktora bile tevekkül edemezsen, güvenemezsen en kaliteli ilaç hiçbir tesiri yoktur. Hani ben çok misal verirdim. Babaannem vardı benim 100 küsur yaşında. Bir misal verirdim bak. Tevekkül çok acayip bir şey. Oğlum dedi başım ağrıyor çok dedi. Ondan sonra babam aspirin iç. Ya dedi bir doktora söyle sen. İyi dedim ya. Gittim. Doktora söyledim böyle böyle. Ya hani görmemiş ya. Suya atıyorsun da pşşş yukarıya çıkıyor. Su şişe. C vitamini yani değil mi? Nereden bilecek öyle bir şeydi? Aspirini görmüşler. Eritiyorlardı. Şimdi bunu atıyorsun pşşş. Kıyamet koparıyor. Ondan sonra bunu sana veriyorum dedi. O çok iyi biliyordu doktor. Dedi ki gerisini sen doldur. Baba ne öyle sen anlatırsın. Baba ne dedim. Bir ilaç var. Yok bir yerde. Yok. Nereden dünyadan gelmiş belli. Bak bir kutu bile vermedi. Adam bir tane verdi. Allah Allah. Hakikaten bir tane. Sardım. Bir tane. Ama bin tane. E nasıl bir şey dedi ya bu. Bak şimdi söyle. Bardağa koy suya. Bak bir şey anlatmak için söylüyorum. Koydu bak. Pşşşt. Allah Allah. Şimdi cama giriyor. Bak bir de renk değişti. Oldu sarı. İçtiğin anda aşağı gidiyor. Mantığını da yapıyorum. Koydum mu ben buraya bir şey anlatma uzatmıyorum ha. Koydum şşşt yukarıya çıkıyor. Bu da böyle. Mideye gittim şşşt doğru kafaya. Bu aşağıdan yukarı çıkacak. Ne demeyecek o bağırsaklar falan. Buraya attım bu nasıl çıktı? Bunu attım buraya çıkacak. Birkaç dakika sonra kafa mafa her şey bitti. Allah Allah. İçiyor. 5-10 dakika sonra dua ile odadan çıkıyor. Hiçbir şey yok. Peki nerede? Öyle inandığı için Allah öyle muamele etti. Ena inne zenni abdibi. İnandığı gibi ben tecelli ederim diyor. Burada tasavvurlar, 7-9 tane tasavvur okuyacağım. Hikaye değil. Diyeceksin ki psikoloji neticeyi aldı canım. Neyse takarsan tak. Baş ağrımıyor. Abi bir şey de var mı bu ülfet adetleri bilmiyormuş gibi yeniden dünyaya gelmiş ki o hakikatine baktım diyor ya. Evet. Aynen. Mesela ülfet ve adet perdesi ya bizi bloke ediyor. 20 yaşındaymışım gibi. Bir yerde 80 yaşındaymışım gibi. İşte yeni dünyaya gelmiş gibi. Yeni dünyaya gelmişim gibi baksanız bak. 80 yaşında bir insansın ama dünyayı görmemişsin. Gelsen dağları, tepeleri, şeftaliyi, armutu, inciri, hele inciri ne derdin? Ben ilk defa 3 yaşına kadar evin dışarısına çıkmamış, hapsedilmiş, doğmuş, orada tutulmuş çocuk, kız çocuğunun dışarıya çıkıp Çin'de olmuş. Kameraya almışlar. Yağmura karşı durumunu, videosunu seyrettim. Çocuk böyle bir panik yapıyor, dur falan diyor. Bakıyor böyle, gözünü bile şey yapmıyor yani. Bir hayreti, 3 yaşında ya, 80 değil. Yağmuru ilk görmesi. Tutuyor, bilmem ne yapıyor, korkusu şey geçmiş vesaire, bir güvene dönmüş. Ülfet bu adet perdesi, bizi bela etmiş yani. Demek ki açsını, zaafını, fakrını ve ihtiyacını, yani kısacası ruhsal sıkıntını bir Kadir-i Rahim'e tevekkül ile tedavi edersin. Yani Kadir, her şeyi hükmeden ama
Nasıl sana şey yapacak, bağ kuracak? Sıla-i rahim ile. Rahime bağ kuracaksın. Yani eylemsel İslamiyet. Eyleme dönüşmüş İslamiyet. Eylem demek. Ruhunu beslenmesi lazım. Tevekkül, vekil etmek, evellemek olaydan sıyrılmana vesile oluyor. Diyor ki, gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Azap mı çekiyorsun kardeşim? Gayrimeşru bir muhabbetin neticesidir. Çektiklerimiz yaptıklarımızdır. Karşımıza gelen doğradıklarımızdır. Bak gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Merhametsiz azap, merhamet uygulanmıyor. Adetullah peygambere rağmen işliyor. Yani peygamber de 10. kattan atlasa, normal bir kafir de atlasa hepsi yere çakılır. İstisna olmazsa. Yani şeyi demek istiyorum. Adetullah, Kur'an-ı İlahi, Sünnetullah herkese rağmen işliyor. O zaman gayrimeşru, Allah'ın yani rahimin onaylamadığı muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Odadan çıkmaz adam. Böyle yandım, küldüm, köfte oldum, birane oldum. Tamam, ondan sonra bakıyorsun iç alem çökmüş. İç sistem bitmiş. Allah mı onayladı? Yok. Kendi başına bela aldı. Hiçbir şey yok. Oturuyor, ya ne yapayım ya? Bir başıma bela alayım. Adam bas şu düğmeye, play'ine. Batsın bu dünya diyor mesela. Hakikaten batsın, onu anlıyor sana. Hiç derdin yok, başlıyorsun dertlenmeye. Lan dert ki kasetimi çalıyorsun yani, Allah Allah. Durulmaz bu dünyada diyor. Durulmaz tabii böyle bir isyanı şey yaparsan. Ya arkadaşlar ne olur? Doğru düşünürken veya yanlış düşünürken kendini nasıl güzel hissedersin? Böyle bir kural olur mu? Doğruyu düşünürken kendini nasıl kötü hissedersin? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan kendini doğru düşünmüyorsun demektir. Suya girmişsin, kupkuru bir gömlek. Böyle bir şey olur. Gayrimeşru bir muhabbetin, bak durarak okumuyoruz ki ya. Bak gayrimeşru. Yani silah-ı rahim olmayan, rahimin onaylamadığı bir muhabbet. Neticesi merhametsiz azap çekmektir. Kaidesi sırınca siz fıtratınızdaki, bak gayrimeşru anlatıyor. Siz fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet istidadını, şükür ve ibadet cihazatını nefsinize ve dünyaya gayrimeşru bir surette sarf ettiğinizden bila istihkak cezasını çekiyorsunuz. Ceza bu. Bir de okuyayım. İnan ben zevk alıyorum vallahi. Halimden de görüyorsunuz. Size bir takdim etmek öyle resmi. Camide bu olmuyor. Bunu alamıyorum. Camilerde konuşabilirim sanırım biliyorsunuz. Camilerde hitap edelim, cenazelere, düğünlere. Ha, dün değildi mesela, dün akşam. Ama bu lezzet yok yani, dün değildi. Düğünden çıkıyorum, cenazeye gidiyorum, cenazeye geçiyorum, cenazeye gidiyorum. Oradan ders. Ama dershane gibi bir şey yok yani, camilerde konuşalım. Fakat bu başka dershane. Diyor ki, sizin fıtratınızda, yaratılışınızda, gençler size o kadar lazım ki bu dersler, sizin için yapıyorum. Ve ben de zevk alıyorum. Tehlike size daha çok gözüküyor. Yaratılışımızda sevme ihtiyaçtır. Sevilmek de ihtiyaçtır. Biliyor musunuz? Sevmek mi fazla ihtiyaçtır? Sevilmek mi? Sevilmek. Peki. Sevmek mi ihtiyaç? Diyenler. Evet abi, sevmek ihtiyaç. Sevmek tam ihtiyaç ama sevilmeye göre mi sevmek daha üstündür? Sevilmeye göre sevmek daha üstündür. Daha üstündür. Peki, bu öyle diyor. Ben öyle düşünüyorum. Sevilmek mi daha fazla üstündür sevmeye göre? Sevildiğini bilmek. Peki şöyle uygulama yapayım. Ne olur? Bir düşünün. Bilsen ki vahiy gelmiş. Ayetle ve Allah Resulü'nün hadisiyle sabittir. Sen de sahabesin diyelim. Allah dese ki sana, ya Muhammed söyle ona, ondan memnunum. Nasıl yaşardın?
Herkesi severek yaşar. He? Herkesi severek yaşar. Bak şimdi bir daha söylüyorum. Allah onaylamış vahiy ile sen de memnun ol. Bunun ruhunu bir düşünsene. Allah kim sence ona göre mana olur. Yani Allah beni seviyor. Hazreti Bilal'e söylemiş Cenab-ı Hak. O benden razı mıdır demiş. Allah bak diyor. Nasıl bir Allah ya. Vallahi billahi böyle bir Allah lazım bana ya. Size de herhalde lazım. Nasıl bir Allah? Allah böyle mütevazi, tövbe kibar, latif. Yani tövbe kucaklayınsın. Bu kadar sevilen bir Allah olur mu? Bak şimdi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kuluna diyor, kuluna. Ben ondan razıyım. Acaba o benden razı mıdır diyor. Allah diyor bunu ya. Ya nasıl bir Allah değil mi? Böyle bir Allah'tan korkulur mu şimdi yani? Böyle bir şey kucağına atlayasın geliyor. Öyle ne güzel bir Allah ya. Da söyleyeyim. Ben ondan razıyım diyor. O benden razı mı? Allah bilmiyor mu? Biliyor da bize ders veriyor. O kadar kalit tövbe yani. O kadar güzel bir Allah. Kainatın patronu, sahibi, yazılımcısı. Gurur duymak lazım Allah'tan. Gençler. Hani çocuk fena fil baba olur ya, babanın malını kendisinin hisseder. Kimin malı denince, babasının malı babamın demez. Bizim der dışarıya karşı. Öyle değil mi? Babanın malına, bizim, benim mal. Araba benim ya. Babanın malını çocuk, babanın bilmez. Kimi bilir? Kendisinin bilir. Allah ne kadar kendinde hissedersen Allah'ın mülkü senindir diyor. Senin oluyor. Yani ikinci şuada söylüyor bunu. İnsan kendi Allah'ını, kendi Rabbini aleminde ne kadar hissedip, mahsedip, sevk ederse Allah'ın mülkü, saltanatı kendisinde hisseder. O zaman mal duygusu tatmin olur diyor. Yoksa başka olamaz. Artık mal şeyi görmez. Çünkü onun kalbini işba eden, dolduran Allah'tır. Şimdi tersini söylüyorum. Bir gün şeytana dedim ki, nasıl dedim, boş ver şimdi. Ya sen dedim, ben babanı öldürmedim. Sana bir zarar vermedim. Ticaret yapmadım. Ben sana ne yaptım ki? Amansız düşmansın bana. Bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki, sana sorayım dedi, cevap ver. Şeytan. Beyazıt'ta ustadı karşısında insi şeytan, insan olarak dikilmiş. Unutmayın, ben oradan çıkarıyorum. Gündelik hayatınızda o kadar insan suretinde, hakikaten söylüyorum, esirden ama insan suretinde şeytan görmüşsünüz, haberiniz yok. İnan vallahi, o kadar şeytan gördünüz. İnsi şeytan diyor. İnsan suretinde şeytan çok gördünüz. Çok ama farkında değiliz. Usta diyor ki insi bir şeytan şeklinde karşıma dikildi diyor 15 yıl. Sen diyor Kur'an'ı çok âli zannediyorsun. Ben buna dedim ki bu adama, ya ben sana ne yaptım? Babanı mı öldürdüm? Ne yaptım ki ben amansız bana bunları yapıyorsun? Niye arkamdasın? Peki sana bir soru sorayım dedi. Sen dedi ayet-i kerimeyle sabit olsa, peygamberin hadisiyle sabit olsa ki sen cehennemliksin. Allah garanti etse ve cehennemi de görsen, senin ruhun nasıl olur? Düşünülemez değil mi? Allah seni cehenneme koyacağım diye ayeti var. Kesin. Allah hükmünü değiştirmez. Bir müjde söyleyeyim. Allah senden bir defa razı oldu mu? Tamam, o dün razıydım, bugün değilim. İnsan gibi değil. Allah razı olduysa bitti. Çünkü Allah zamansız, mekansız bir hakikattir. Bir kere razı oldu mu sana? Bitti kardeşim, hep razıdır o. Sonra değiştirmiyor, öyle bir şey yok. Şimdi bu şeytan ayet-i kerimeyle, hadis-i şeriflerle melun mu? Melun. O zaman cehennemi de görmüş adam. Onun psikolojisi nasıl? Biraz insaf edin. Hakikaten az bile saldırıyor bize. Peki benimle ne alakası var dedim. Ben mi dedim gönderdim ayet sana? Ama siz sebep oldunuz dedi. Ulan ben nerede sebep oldum sana? Senin dedi sistemine, Adem sistemdir. İnsanlık hakikatine secde et dedi, etmedim. Niye etmedin dedim. Niçin etmemiş biliyor musun?
zahirde gurur, kibir, hasetinden değil mi? Ben yeni bir şey buldum da bunun dışında külliyattan ama bana ait. Din değildir şu anda ama benim tespitim. Dindekini söyleyeyim. Şeytan Adem'e haset etti. Haset etti, tamam mı? Ondan secde. Benim tespitim, Adem'de gözüken haset aslında Allah'a haset etti. O niye Allah? O niye bana hükmediyor? Hükmedilmek istemiyor. Niye hükmedileyim ben ya? Allah'a, Allah'lığına kıskandı. Adem'de gösterdi. Böyle bir melun. O amansız böyle takipçiniz var. Bildiğiniz zaman böyle bir adam arkama, ondan sonra sağ taraftan bir ses, böyle bir takipçin şeytan, senin takip etmesi senin şerefini düşürmüyor, şerefini yükseltiyor. Çünkü Allah'ın amansız düşmanı, senin de düşmanın olunca şöyle diyorsun. Mesela sakakta bir serseri seni sevmiyor falan. Düşman. Bu mu keyfini artırır? Ulan Türkiye'nin dünyanın en büyük kabadayısı, mafyası seni düşman addediyor. Ulan ne büyük adamsın ki seni hedef koymuş. Değil mi? O da keyif veriyor. Ha. Hani adam namazgah terbis etmiş, lanet olsunlar şu adama, namazgah ne yapmışlar şu adam. Adama bunu demişler, bak herkes senden lanet ediyor. Adam demiş ki şöhret perestlikisiyle, ya herkes benden bahsediyor ya, falancaya lanet olsun. O laneti hoş görmüş, şöhretten dolayı. İşte bir mafyanın karşısına da en büyük mafya, evet ben öleceğim ama en büyük adamın karşısında demek ki ben ne büyük adamım. Şeytanın karşısında olduğumuzdan, Allah'tan intikam alma adına sana hücum ediyor. Sen misin bundan dolayı beni lanetledin, tard ettin? Ben de senin en çok değer verdiğini böyle yaparım diye. O zaman sana şu geliyor. Bana düşman olması benden değil. Güya Allah'tan intikam alacak. Sanki haşa ben de Allah'ın avukatı bu tarafı Allah adına bokso ringe çıktım. Allah adına, o İsa adına diyor, o Muhammed adına diyor. Ben var ya boksörler çünkü. Ben de Allah adına deyince o zaman keyif veriyor ya. Sen şeytanla kendin adına dövüşmüyorsun. Allah adına sana düşmanlık yapana Allah adına çakıyorsun. O zaman da keyif veriyor sana. Şerefin de artıyor lan. Fiyakamız artıyor lan. Şeytan olmasa fiyakan artmaz ya. Peki. Abi bir şey sorayım. Sor abi. Bu Allah bir kişiden razı olduğu zaman hükmünü bozmaz dediniz ya. Bu Behram bin Bahura gibi zatlar... Hepsi o Behram bin Bahura, Allah razı değildi. Ama sistem esmaya mazariyet olmuş. Mesela ben şimdi elimi soktum. Islanır mı? Bir esmadır. Yani evliyadan batan yok mu? Allah bir razı oldu mu? Mazi müstakbel Allah için ayandır. Behram bin Bahura esmaya mazar olmuştu. Allah'ın o muhabbeti değil ki. Allah onaylamadı ki şey. Böyleydi diyor. Adetullah'a riayet etti. Adetullah'a riayet edersen mesela diyelim ki evliya olmak istiyorsanız ben size birinci yolu söyleyeyim. Çok kolay. İbadetinizi artırarak evliya olamazsınız. Neyle? Daha kolayını söyleyeceğim. He? Takva. Günahlardan uzak durun. Farzları yapın yeter. Terkte yükseliyorsunuz. Terk. Çünkü namaz kılmak meziyet değil. O zaten vazifedir. Ancak Allah nafilelerle yükselir. Teheccüd namazı, evvabi namazı gibi. Duha, işrak. Yani onlar da sünnet seviyesi. Evvabi namazıyla Allah'a yaklaşırsanız, teheccüd namazıyla Allah'a yaklaşırsanız ki hükmü sünnettir. Haramı terk etmek sünnet değil, farzdır. Allah'a daha çok yanlıştırır. Farz. Anlıyor musunuz? Teheccüd sünnettir, Allah'a yaklaştırıyorsa haramın terki sünnet değil, farzdır. Daha çok, onun için terklerle çabuk yükselirsiniz. Kafanı çevir o Sultan Beyli'nin sokağında, harama bakma bak ne oluyor, kalbime lezzet oluyor mu olmuyor. Vallahi da billahi tevazu yapmayacağım, ben zevk alıyorum. Allah'ım diyorum, Allah da zaten vaat etti, kalbinizi oradan alacağınız nefsane lezzetten fazla lezzet koyacağım diyor. Ben ferah alıyorum kardeşim. Bak, Marmara metrodan geldim, keyifliyim yani. Elhamdülillah, Allah var, problem yok. Gerisi hikaye. Allah böyle bir Allah'ın var mı? Ya Allah'ın nasıl senin? Öyle inanıyorsun, içine giriyorsun. Oh, dünya varmış.
Ya bir de mağlup zaten Allah senin oldu mu? Allah nesi varsa hepsi senin oluyor. Babanın nesi varsa hepsi çocuğundur ya. Kimin için Allah var ona her şey var. Çocuğa babasının nesi varsa çocuğundur. Allah'ım benim, Allah'ım nasılsa Allah'ım her şeyi benimdir. Allah benim oldum, Allah benim olduktan sonra Allah'ın her şeyi de benimdir. Ne kadar hoş oluyor. Ya sizin fıtratınızdaki ama bir yerlerde böyle ders yaptım da ne dediler biliyor musun? Metsup ya. Metsup. Durumu iyi değil. Doğru. Onlar da. Size bir şey anlatayım mı? İnsan niçin mutsuz? Düğünde konuşma yaptım. Adamın bir tanesi çıktı. Hiç ömrümde birkaç tane rastladım. Düğünden sonra. Dün. Pazar günü. Bunlar da şahit. Dedi ki sen bunları niye anlatıyorsun dedi. Düğünde ne anlatıyorum biliyor musun? Niçin insan huzursuz ve mutsuz? Madde. Adam bundan rahatsız olur. Niçin rahatsız oluyor? Niçin rahatsız oluyor biliyor musun? Dedi ki bana ne anlatmamı istedi? Ya evliliğin farz sebaplarından bahsetsin. Yani ne? Dedim ya sen namazın güzel kılınmasını bahsetsem namaz kılacak mıydın? Bak suratında namaz gözükmüyor dedim. Adama dedim ne yaptın? Dedim suratın adam kılıyor falan da diyemiyor. Bak suratında hiçbir şey gözükmüyor. Adam bir anda durdu böyle. Ayakkabı köselesi gibi surat oldu. Özür dilerim ama. Adam bak şu sıra ben namaz kıl desem şu suratta namaz olacak mı dedim. Namaz niye kılmıyorsun dedim. Ben namaz kıl desem kılacak mıydı? Ve ondan sonra niye rahatsız oluyorsun? İyi akşamlar arkadaşlar. Hadi eyvallah. Şimdi bazıları onlardan rahatsız. Allah ile insanları tehdit edeceksin. Allah sanki cumhuriyet savcısı ya. 163'te yargılanıyor. O kadar yargılandım ki. Hala peşimdeler ha. Dün haber geldi. Gelsin şeyine ifadesine başvuracağız diyor. Allah şikayet varmış. Şikayet varmış hakkında. Yeni yeni. Birisine münafık demişim galiba. Onlardan geliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Keyif alıyorum. Allah adına olunca şeytan bile bana keyif veriyor. 90 kilo isem, 20 kilo boksörün karşısına çıkıp nasıl keyif vermez. Şeytan da biraz deli olacak ya. Tövbe. Sizin fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet. Yani Allah'ın zatına, sıfatına, esmasına uygulayın. Ruhunuza, duygularınıza ve hayatınıza dönük yaşantı, eyleme dönüştürüyorum. Bunu esas alıp kendinize taşınmak, kendi öz benliğinize uygun yaşamak gerekirken, şükür ve ibadet cihazatını, şimdiye kadar böyle okuduk değil mi? Zat, sıfat, esma geçtik. Ne demek? Ruh, duygular, yani akıl ve eylem. Ruh zatı mı bakıyor? Zat. Ruhunu beslersen, ruhunu esas alıp yaşarsan, sıfat, duygularını, yani dimağını, vicdanını esas alıp yaşarsan, esma, hayatta eylemlerini doğru yaşarsan, şükür ve ibadet cihazatını, nefsinize ve dünyaya gayrimeşru bir sürede sarf ettiğinizden yapmasan bir istihkak cezasını çekiyorsunuz. Yani çektiğimiz sıkıntı tercih ettiklerimizdir. Düğmeye bastıklarımızdır. Arkadaşlar huzuru söylüyorum bir daha. Sevap yapmaya değil, farzları yapın. Ondan hariç sevapla uğraşmayın. Haramdan kaçarsanız dünyanız cennet olur vallahi. Ben hayatımdan lezzet alıyorum. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Hayat çekilmez değil. Öyle diyorlar bana. Abi hayat çekilmez değil. Yaşamak da yaşamamak eşit. Hayatın tadı kalk. Ona kaç yaşındasın? Nasıl hayatın tadı kalk? O zaman ciddi bir hakikattan mahrumsun.
ciddi bir hakikati ihmal ediyorsun. Hayattan lezzet alamıyorsan, hayat yağsız tuzsuz geliyorsa, yaşamakla yaşamamak eşitse, hayatın şey yoksa, inanın haramları terk edemiyorsun. Vallahi haramların terkinde cennetini yaşarsın. El cezâ-u min cinsil amel. Yani çektiklerimiz amelimizin cinsindendir. Tercihlerimize bağlı. Neyi yaşarsanız, neyi düşünürseniz, neyi tercih ederseniz olsunuz. Ya ne olur bunu biraz gündelik hayatınızda tekrar edin. Neyi düşünüyorsanız, onun içine giriyorsunuz, o enerjidir. Neyi yaşarsanız ruhunuzda o aktif oluyor. Koku alıyorsunuz, lezzet alırsınız ve eylem alırsınız. Yani kötü bir şey koklarken, ya niye iyi kokmuyor? Lan kardeşim kötü bir şey kokluyorsun da buradan iyi bir şey olur mu? Gübreyi koklarken, oh be miski amber gibi kokuyor. Böyle bir şey olur mu ya? Hem bunu kokluyorsun hem miski amber bekleyeceksin. Bir tane koku var. Neydi o senin haberdin? Medine. Medine kokusu. Ben daha benim bir tane de var. Medine o bir tane mavi gibi var. O haçlı almıştım getiriyorlar. Ya arkadaş acayip bir şey. Sanki Allah Resulü diyor ya bana üç şey sevdiği bir tanesi koku. Beni taşıyor ötelere. Meğer kokudan ruhani yaratılıyor da o taşıyor beni. Kokunun kendisi değil. Onunla yaratılan mahluk beni taşıyor. Ya acayip bir dünya ya. Biraz sırrını çözdüğümü keyif alıyorsun ya. Dert sıkıntı gelmedi mi diyorsun ki Allah Allah ya. Niye gelmedi hayret ya. Şaşıracaksınız değil mi? Haramı terk et, seyret hayatı. İnternet, televizyonlardan uzattık, bak ne oluyor. Ben girmiyorum arkadaş, sitem var. Girmiyorum. Maile iki günde bir giriyorum. Girmiyorum arkadaş. Uykum geldi, yatarım, meyve yerim, dersimi çalışırım, Kur'an'ımı okurum, girmem. Çünkü girersem girer bana o. Hiç şansın yok. Acayip bir şey. Lezzetini almak istiyorsan, kuralı bu, adetullah, vallahi billahi, tallahi, tövbe. Peygamber dahi olsa internet, televizyona muhatap olup, o da huzur bulamaz. Olsaydı haşa, farz bu, tahrim, küfür değil de. Harama muhatap olan huzur mu bulacak? Ha, ilk önce elmayı ve patatesi soyduğunuz zaman parlak bir parlaklık olur, geçici. Biraz sonra ne olur biliyor musun? Elmayla patatesi soyduğunuz zaman bir parlak olur ve birkaç dakika sonra siksiye olur. Günahlar aynı böyle benzer. Veya zehirli bala benzer. Yerken çok lezzetli yedikten sonra hiç şansın yok. Kustun, kusmadın ahiret. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ait muhabbeti nefsinize verdiniz. Yani nefis ne istiyor? Beden ne istiyorsa ona verdik. Bedensel hayat. Geçici zevklere muhtela olduk ama bahtiyarsınız ki sizi ikaz eden, uyaran yerleriniz var. Bak böyle. Peki, şöyle düşünün. Bu kadar geliyorsunuz, kitap okuyorsunuz, davanız var. Risale-i Nur'la alakadarız. Hamdolsun. Namazınız da var. Bu haldesin. Ya davası yok, namazı yok. Böyle yeri yok. Onlar ne yapıyor? He? Ne oluyor? Bir düşünün. Onlar ne yapıyor? Bir tanesini böyle sordum da başladı ağlamaya. Affedersiniz, doğumla alakalı, psikolojisi şey olmuş, böyle korkuyor. Aradı, tamam kardeş, rahat ol, Allah'ın izniyle falan. Şimdi sonra dedim ki ona, sen telefonu kaldırdın, alo abi diyebildin. Birisini arayabildin. Bunu yapamayan ne yapıyor? Değil? Şükredin ya, ne olur elinizdeki nimeti şükredin. Fark etmeniz lazım. Fark edin, ne olur. Elinizi fark edin, ne olur. Bak bombayı atarken adamın iki eli gidiyor. İki gözü, iki kolu kolay gitti. İntihar edecek, nereden atlayayım diye gözü ki görsün. İntihar edemiyor gözü olmadığı için. Hap içecek, el yok içsin. Kendi söylüyor, nasıl içeceğim diyor hap. O yol da kapandı. Şükredin ya, zevk bir şey ya. Farkında mısınız eliniz var diye? Bana isterseniz oynatın, eliniz varmış. Ben yüzümün olduğunu, kendimin var olduğunu günde abdest alırken havluyla fark ediyorum. Çünkü havlu beni sarıyor. Beni bana hatırlatıyor. Dokunuyorum, ben varmış. Meğer onu ben siliyorum zannettim. Meğer beni bana hatırlatıyor.
Var olduğumu anlıyorum Allah'ta. Ömer Hacı diyor ki elektrik çarpılmasından hoşlanıyorum diyor. Varlığımın şuurunda oluyor. Allah Allah. Hangi dedi? O tam benim gibi kafadan benim gibi iyi. Nasıl abim? Allah Allah. Aferin. Elektrikçi misin? Elektriğin çarpmasına hoşlanıyorum çünkü varlığım gösteriyor. Bu benim havludan daha dehşetli durumu. Aynen kafadan iyisin tamam. Diyorlar ki havlu beni bana fark ettiriyor. Abdest alıp suratımı silerken Allah Allah beni de saran birisi var diyor. Beni saran, okşayan, itmeyen, kabul eden, bana sarılan birisinin varlığını fark ediyor. Meğer o bana sarılırken, sarmalarken benim varlığımı hatırlatıyor. Var olduğumu anlıyor. Koyuyorum böyle. Her havlu da güzel kokuyorsa, beyaz bir havluysa, güzel bir koku da yıkanmışsa, bırakma. Diyeceksiniz ki manyak ya. Bir havluyla lezzet almayı becerirsen, hayatın her şeyi lezzettir. Yeter ki dizginini sen tut. De tık 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 atına bin ya. Hayat çok kolay ve zevklidir. Haramı terk et bitti. Başka bir şey yok. Başka bir şey yapma. Namaz farzını kıl, sünneti de terk et belki de. Ama haramı terk et. Keyif orada. Gayrimeşru bir muhabbetlere girme. Merhametsiz azap çekeceksin. Gayrimeşru muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Peki abi böyle bir ortamda çalışıyorsunuz sabahtan akşama kadar da hep hani günahları... Tekstildesin daha çok kızlar falan var. Tamam. Ama sevgili adı neydi? Ramazan. Sevgili Ramazan. Doğru bak. Delik hayatımızda. Ben bunu haramı terk ettiği her şeyi şey yapmanın manası ne? Bunu fark etmeni istiyorum. Yok hani ben... Kızlar yok da benim çalışmıyorum. Erkek arkadaşlar var ama sabahtan akşama kadar muhabbetler çok farklı yerlere gidiyor. Hani şimdi, böyle bir durumda ne yapalım? Bak anlat. İlk önce bunu fark ettin mi bu derste? Evet. Lezzet burada. Ha, bundan sonrası geri gelir. Sen fark et. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki iyi olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Bir de söylüyorum. O bir tek kelime söyledi de ben çoğalttım aslında. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne diyorlar ki, efendim iyi olmak istiyoruz, Allah rahmet eylesin, şefaatine mazhar eylesin. Şu anda selamımızı Allah haberdar etsin. Ya İmam-ı Rabbani. Şimdi diyor ki, iyi olmak istiyor deyince şöyle diyor, iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Eğer hakikaten ruhunu çökertecek bir ortamsa, el-risku alem, fabrika değil, el-risku Allah'tır. Elinden geldiği kadar başka bir işi seç. Şu an şöyle diyorum ama... Neyse, o zaman yapmıyor, tamam. Elinden geldiği kadar birincisi fark et, fark ettin. Blok oluyor. Kendini bloku ediyorsun. Fark et. Tamam, miskamber gibi üzerine sürme. İki, harama şey yok. Rızkını kimse vermiyor. O zaman artık kulağın, gözün başka bir iş yerinde olsun. Elinden geldiği kadar iki o. Diyeceğim o. Cenab-ı Hakk'a ait muhabbeti nefsinize verdiniz. Mabudunuz olan her istediğini yaptığınız nefsinizin hadsiz belasını çekiyorsunuz. Mabudumuz olan nefsimizin belasını çekiyoruz. Oh, tiryaki olduklarımız var ya, nasıl terk edeceğiz? Basit bir çayı terk edemiyoruz ya. Acayip bir şey. Derse geliyorum Zeytinburnu'ndan. Yolda diyoruz, kardeş de çayı koyun. Ya acayip ya, tiryakilik de bir şey olmuş ha. Terki zor olmuş. Ya bir haram değil ha, meşru olan bir şey. O zaman, bak ne diyor? Mabudumuz olan, mahbubunuz olan nefsinizin hadsiz belasını çekiyorsunuz. Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hakiki, bak, çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu hakiki mahbub olan kadir mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz.
Vermanet çekiyoruz. Yani Allah'a teslim olmuyoruz, tevekkül etmiyoruz. Allah'a güvenmiyoruz. Neyi demek istiyorsun? Allah'ı sorguluyoruz. Yani başımıza bir şey geldiği zaman bana nereden geldi ya? Arkadaşlar, derslerle, sohbetlerle ikaz dönemi neredeyse bitiyor. Alemin bir de söylüyorum, bunu ders yapan insan olarak söylüyorum. Derslerle, sohbetlerle, kitap okuyarak biz irşat olmuyoruz, ikaz pek olmuyoruz. İki şekilde artık oluyoruz. O hakkı kaybettik neredeyse. Ne o? Bela, musibet, hastalıklar. Bela, musibet, hastalıklarla ancak uyanıyoruz. Bela ve musibet. Aa Allah diyorum uçak sallanca, aa Allah. Bütün gazetelerin affedersin kıçının altına koymuşlar. Tamam. Hani okuyordun lan? Havada Allah'ın o nimetini. Olan bulutların üzerinde Allah sana yemek indiriyor. Geylani'nin kerametini sen fiile yaşıyorsun. Geylani bir anda bir yerdeydi. Kısa bir zamanda gidiyordu, sen de gidiyorsun. Büyük evliyalar seccadesine koyup uçuyorlardı. Sen bulutun üzerine uçuyorsun. O seccade sen de aletin içine girdin. Aynı. Onların kerametini fiilen yaşıyorsun. Ve o nimetin içinde küfrediyorsun. İçini bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra gangın gün olduğu zaman aa Allah diyorsun. Gördüğümü söylüyorum. Hemen o gazeteler. Lan ne, nerede şimdi o gazete? Ulan gazeteyle öleceksin lan. Bari kenara at. Öldüğün zaman yanında o gazete görecekler. Mesela araba trafik kazası oldu, hırka hoş oldu. Yani baktı ki teyp var. Batsın bu dünya teybi çalıyor. Adam öldü. Adam hakikaten battı kendisi. Veya bilmem ne gazetesi yanında. Ne dersin? Sen geçerken uğradın. O araba yuvarlan hemen Müslümansına yardım edeyim. Hırka hoş oldu. İndin arabanın yanına gittin. Adam hakikaten ölmüş. Yani baktın ki rezil bir gazete. Zaten o yoldan gitti. Sen de merhamet pek olmaz yani. Ona baktın ki Kur'an yanında, Cevşen yanında, tamam mı? Risale yanında. Ulan kardeşim diye öpersin ya. Hemen telefonlara sorarsın 112 nerede falan deyip. Ulan kardeşim gitti ya Müslüman. Bir tesbih görsen, tamam, bir dinle alakalı bir şey görsen hemen başka bir şey olur. Öyle değil mi? Alametimiz doğru olmalı. Onun hakiki mahbub olan kadir-i mutlaka tevekkülleri teslim etmiyorsunuz. Yani Allah'a tevekkül yapamıyoruz, teslim yapamıyoruz. Allah bizim sahibimiz. Bizi bizden daha iyi düşünür. Senin çok istediğin bir şey Allah için hiç zorluk değil. Yapar. Neyi yapmıyor? Azap çekmeni mi istiyor? Ancak biz böyle ıslah oluruz. Etmiyorsunuz. Daima elem çekiyorsunuz. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfata ait muhabbeti dünyaya verdiniz. Yani fiillerimizi ve duygularımızı dünyaya verdik size. Verdik. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ait muhabbeti dünyaya verdiniz. Ve asarı sanatını alemin esbabına taksim ettiniz. Ya o da ne? Alemin sanatını şu. Yani yapacağımız kazanışlarımızı evleneceğiz, alacağız, bina yapacağız, bina araba yapacağız. Efendim tarlada bir şey çıkıyor. Ne öşürünü düşünüyoruz, ne zekatını düşünüyoruz. Ev taşınırken acaba burada dershane var mı? Burada din şeyi var mı? Hiç hesap etmeden taşınır sonra bakıyoruz ona acaba burada var mı? Bak ne kadar farklı. Ev taşıyorsunuz. Tamam, ev taşıyor. İlk önce komşuyu diyor, ara diyor. Yani dershane yap. Şimdi taşındıktan sonra, ya hakikaten ya bana bak abi, buralarda dershane var mı? Olmuş bitmiş ha, yer arıyor. Oysa taşınmadan başka bir tanesi, aynı adam, başka bir adam diyelim. Abi falan yere taşınacağım efendim, orada abi dershane var mı? Ya kardeş orada işimiz yok, tamam tak geçeyim. Veya var, ondan sonra taşınan, Allah'ın rahmetini nasıl celbeder? O düşünceye sahip olalım, yani eylem yaparken Allah'a katalım. Allah beder bu işte. Yani bunu sormalım. Belasını da çekiyorsunuz. Çünkü o hadsiz mahbublarınızın bir kısmı size Allah'a ısmarladık demeyip size arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Bak gençlik öyle değil mi? Size rağmen gidiyor. Hani sevdiklerin anne, baba, abin, kardeşlerin en yakın ortaktınız. Ayrılırken nasıl çakıyorlar değil mi? Bir düşün hele. En yakının bile. Hani cicim gücüm diyor, ölüyordun, bitiyordun, köfte yapıyordu eşin, aşın, işin. Ne oldu şimdi? Evlilik nasıl düşman oldu? Allah'a ısmarladık bile demeden çekip gidiyor hepsi. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor. Tanısa da sizi sevmiyor.
Sevse de size bir fayda vermiyor. Vermiyor kardeşim. Araba içine koydun kalbe, vefat ederken hiç ipi işime yaramıyor. Araba alma demiyorum ama kalbin içine koymak, garaja koy. Allah hesap etmeden yapılan evlilikte de hayır mı var? Abi ömrümde bir defa oluyor diyor. Tamam bir defa oluyor, doğru yapsana onu. Haram selamlık memlutu yapsana ders şey düğünün. Misal bak, Allah yok orada şimdi. Dünde Allah yok, temelde Allah koymamış. Onda hayır bekleyecek şimdi. O ailede huzur bekleyecek, çocukta hayır olacak. Yani abi bir defa oluyor, tabi bir defa oluyor, on defa olacak alıyor. Doğru kur o zaman. Yani bir de hatayı telafi etme şansın yok. O zaman bir defa oluyorsa doğru kur. Doğru yap. Temelde hata yapıyoruz. Nikah yapıyoruz. Nikah şahitlerden bakıyorsun namazsız. Hanefi mezhebinde mekruh. Caiz ama mekruh. Şafii zaten kabul etmiyor. Çoğunuz Şafisiniz burada. Şafii Hazretleri kabul etmiyor. Şafii Hazretleri takkesi dolaşanın mahkemede, İslam hukukunda ve nikah ortamında takkesi dolaşanın nikahta bile şahitliğini kabul etmiyor. Hadi neyse Hanefi bu konuda şey yapın da. Ben de diyorum kardeşim namaz var mı? Yok kardeş geç. Geç kenara. Namazını kes. Temel. Niye ne anlatmıyor? Nereden nereye atlıyorsun? Kardeşim her şeyde ciddi iş yapıyorsun. Samimi ol. Tamam. Hayatta bir defa olan şeyin telafisi yok. Bir de evlenmeyecek. Bir bu rezil evlendin. Bir de o çektiğin resimleri evde süslüyorsun çırık çıplak halinde. Bu utanmıyorsun. Bir de abi ne evde huzur yok. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam benim resmimi dahi görseniz ayağınızı altına alın. O adam diyor ki babamın resmi, dedemin resmi diyor. Bir de çırık çıplak resimler var. Elhamdülillah Türkiye'de görmüyorum da yurt dışında daha fazla evlerde görüyorum. Allah Resulü diyor ki erva habisi onların resimlerin gözlerine sığınırlar. Oradan gelip geçit yaparlar. Boyut da oradan oluyor. Neyse. Niye peki misal böyle veriyorsun Hasan? Toplumsal bir yarayı, sıkıntıyı, çok sorulan soruları da verdiği misalle tamir olsun. Bazıları da benim yaptığım konu, bulunduğum şu itibariyle şu anda bilemediği için küçük kafasıyla bakar niye bunları böyle giriyor, niye bunları izah ediyor der. O kendi dünyasında haklıdır. Ama benim bir hitap ettiğim toplum var. Bana gelen soruları var, ihtiyaçları var. Verdiğim misaller aynı zamanda onların da sorularına cevap olacak. Kucaklayıcı olacak. Onun için veriyorum. Bir de okuyun burayı. O Allah adına yapmadığınız şeyler size Allah ısmarladık demeyip size arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor. Tanısa da sizi sevmiyor. Sevse bitmek üzere. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima hadsiz firaklardan, ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. Çünkü gençliği bir daha geri alabilir misin? Yaptığın hatayı düzeltebilir mi? Mümkün değil. Çekip gidiyor. Ömür. Ezeli ve ebedi dönmeyeceğiz. Ne olur böyle bir düşünelim. Ezeli ve ebedi bir daha insan olamayacağız. Gazali öyle diyor. İnsanlığının kıymetini bil, kendini sev, kendine değer ver. Bak bir daha insan olamayacaksın. Bu elimle ne kadar insan yıkamışım. Ne kadar kefenlemişim. Çok düşünmüşüm. Bu adam var ya, bu adam yıkanmalık değil. Beyaz kefen değil, siyah bez sarmak lazım diye dediğim çok tipler vardı. Siyah kefen niye değil diye merak ediyordum zaten. Bazılarına ona. Yani ne oldu? Değdi mi? Yani değdi mi? Ezeli ve ebedi arkadaşlar. Hiç böyle şeye gittiniz mi? Bu eski fırınlar var. Taştan. Taş fırın. Şu kadar yükseklik. Bir metre. Şöyle bir fırın. Ondan sonra burada ateş yanar, odun. Burada küreple hamur verir. Ama şu kadar. Ve sabahtan akşama orada ateş olduğu için o alev böyle gelir. Taş, o tuğla var ya, kıpkırmızı. Şimdi orada bir insan otursa, ben hayal ettim, içine girdim. Otursam, bu boyumda değil. Böyle kalmam lazım. Ezeli ve ebedi orada otursa. Ezeli ve ebedi. Sonra ben sildim. Rahmet olsun. Ateş yok. Fırın var ya böyle. Oraya girdim. Ateş yok. Acıkma yok. Azap yok. Aklım gitme yok. Oturdum. Sonsuz ezeli ve ebedi böyle oturuyorum. Veya yatıyorum.
sonsuz hapis olsa, azap yok ha, acıkma yok, aklın da çalışıyor, sonsuz orada oturuyorsun, sonsuz. Yani akıl çalışıyor, deli olma şansın yok, ölüm de yok, intihar da edemiyorsun. Bak şu kadar bir şey, olsun lan koltuk olsun, tamam koltuğu da koyalım. Benden yani koltuk. Televizyon ateşli olsun. Yok yok, ateşi yok, benim işim değil benim. Otur koltuğa, sonsuz. Ne dersin biliyor musun? Ah be! Ah Risale-i Nur, Hasan abi derste diyordu, olan şu sözlerin. Ya nerede Salı günü Sultanbeyli'nde, nerede o? Olan o kitap o akşam bize anlatıyordu ama uymadı. Olan o sözler olsa da olsun söz, sonsuz burada, sonsuz oturacaksın. Bir de ışık yok veya ışık olsun, sonsuz böyle oturuyorsun. Sonsuz! 5 dakika dayanamıyorum abi ona ya. Sessizliğe, 5 dakika sessizliğe dayanamıyorum. Vallahi ne yaparsan yap ama Allah ile aran iyi olsun. Bakarsın lazım olur sana. Tövbe ya. Bizim memlekette bir laf var. Güzel havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Allah ile aran iyi olsun. Allah ile. Gerisi hikaye. Derslere gel. Uçma kaçma istemiyor. Sana zor bir şey. Suyun üzerinde yürü demiyor. Namazını vaktinde. İnternet televizyonlardan uzak dur. Dostlarını Allah adına sevir. Düşmanlarını da Allah adına sevir. 5-10 dakika risale oku. Her gün mutlaka 1-2 sayfa Kur'an'ın olsun. Haftada en az bir gün derse git. Vallahi inan huzur alırsın. Ben yaşadıklarımı söylüyorum ama okuduklarım aynı zamanda. Keyif alacaksın. Hayır. Bak Lezi, bu akşam da sonra bak dikkat et, internet televizyondan uzak dur, rüya falan cepten takır takır girme bak. Ondan sonra kafa diyecek Allah Allah, ne yapacak bu? Çalışan devamlı kafayı diyor. Kapattın o yolu. Ustad 28. mektubat diyor ki, duygular bu sefer diyor, bu tarafa duygular kapı açırken ulvi şeylerde lezzetini arar. Uyku, rüya öyledir. Televizyon merakını çektim. Ben yaşıyorum. Televizyon merak olmaz dedim. El freni çek orada. İnternette yok. Şimdi bu sefer tuvaletliğimi tutuyorum, temizlik yapıyorum falan. Kafam hep öyle çalışıyor böyle. Bu nasıl acaba? İnsan nasıl keşfederim? Şimdi bir şeyle uğraşıyorum. Dua edin de keşfi şey yapayım. Bu diman, inşallah diman haritasını yapmaya çalışıyorum. Şeceri hılkat yaptık. Şu tahayyül tasavvur var ya, o diman haritasını ifrat tefriti hangisi insan mutlu yapar yani, mutlu nasıl olur? Onun haritasını, ilaç milaç, devlet işi yapacak inşallah. Bu haritayı çıkartmaya çalışıyorum. Tamam. Devamlı oraya çalışıyor kafa. Risale'nin burada mı, burada mı? Yani kaç defa bazen abdest alıp yarıda kesiyorum, gidiyorum, yazıyorum. Ne demek istiyorum biliyor musun? Artık benim o film, o dizi, o bilmem ne, o açık oturum, o parti, o cumhurbaşkanı, o bilmem ne yok alemimde. Lan ben seyretmiyorum ya. Haber seyretmiyorum. Yap işte, bak lezzet bu. Son cümlem olsun. Abi bu odaklanma olduğu zaman mazideki tasavvurlar da bitiyor mu abi? Ne hem de nasıl bitiyor? Allah'ını seversen. Bak şimdi. Osman. Şimdi zihni rahatsız edecek şeyler yok ya. Vallahi gidiyorum banyoda abdest alacağım. Tamam. Abdest alıyorum. Kaç defa masada kalktım çözemedim yarım saat. Tamam abdest alıyorum. Özür dilerim ama bazen tuvalette de şeytan işte, sen yeter ki burada şey yap diyor bu. Yani namazda düşünülmemesi gerekeni düşündürüyor, tuvalette düşünülmemesi gerekeni düşündürüyor, getiriyor adam. Ulan adam, onun için şeytan miraç da yaptırabiliyor. Şimdi abdest alıyorum, ooo attım bu, hemen yarıda kesiyorum, elim ıslanmasın diye defter, hemen yarıda gidiyorum, tak 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 notlar alıyorum. Bazen şeytan da telkin ediyor bunu. Yeter ki namaza geç kalsın diye. Gidiyor bana birkaç defa yaptım. Epey düşürdü. Öğleyin namazına farza yetiştim. Sünneti sonraya bıraktırdım. Oysa farz iki tane huzur hakikatiyle konması lazım. Farzdan önceki sünnet huzuru kazanmak için. Namazdan sonraki iki sünnet veya 4 şükür için. Huzur için gitti beni huzur payandamı kaldırdı. Antrenman yapacaksın da kardeşim futbolcu gibi. Antrenman yapa yapa sonra maça çıkacaksın. Sünnet antrenman, farz maç gibi. Alman da ne yaptı? Onu yazdırarak sünneti sonraya bıraktı.
O da bir kar diyor. Veya size yaptığı, bana pek yapamıyor onu, namazı sonraya bıraktırıyor. Ya kılarsın ne var ya. Evet abi, yatsın namazını. He, ya kılarsın. Bu namaz, sana namaz kılma demez. Şeytan aptal değil o kadar. Sen namaz kılma deseydin mümkün. Ama namazın kalitesini düşürmek için daha bari ya, sonra kılarsın. Kaliteyi düşürmek için yapıyor bu namussuz. İşini o kadar iyi biliyor ki. Bak de ki bu namaz kılacak. Bunda şans yok. Bari kalitesini düşüreyim. Sanayi. Sanayi namaz. Yan sanayi. İşte ehli dalaletin saadeti, hayati ve tekümünat insaniye ve measini medeniyet ve lezzeti hürriyet dedikleri şeylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Sefahat ve sarhoşluk bir perdedir. Muvakkaten hissettirmez. Tu onların aklına de. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. Sormak istediğiniz var mı? Sor. Abi mesela şimdi sohbet anlatılırken kişinin aklından geçenler, mesela Risale-i Nur'da diyelim ki gıybet bahsini anlatıyor mesela. Ama adamın aklından geçen şeyler başka, söyledikleri aynı. Mesela Risale-i Nur'da okuyor. Okurken kişinin kendi duyguları karşı tarafa aksedebiliyor mu yani? Eder. Nasıl biliyor musun? Bak. Mesela o dediğim gibi yani. Olabilir. Bak şöyle bir tane misal vereyim. Gene İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden vereyim, sonra ben kendi şeyim. Adam bir kitap yazıyor, fıkıh. Yani net veya Arapça. Kitap doğru. Ama ruhu bozuk bir adam yapsa, kitap vasıtasıyla sana onun ruhu zulmet akar. Onun için bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz o ruhu bozuk adam, akrabanızı düşün veya şeyi, bir odadasınız. İnan orada bir sıkıntı olur. Sirayet var. Mesela şöyle diyeyim. Bana far kokuyu sürdü. Şimdi ben kokuya diyebilir miyim ki sen kapının dışında kal, ben içeri giriyorum. Veya cep telefonunda sinyal var. Sinyala diyebilir miyim? Bak ben derse gidiyorum, buraya çekme. Demek ki ben hangi alem tesir altındaysam bu o alemi getiriyorum. Niye cemaatta zevk var? Çünkü insiba var, inikas var. Geçiş var. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'da insiba ve inikas cezb vardı. Onun için bir kademde. Mesela şu dersi kendinde oku. Ama bu zevki alamazsın. Ben de okuyayım, ben alamam. Birbirimizde insiba var. Bir başka örnek vereyim. Haçta herkes buharlaşsın, sen tavaf et. Hiç Hacer-i Resvet'in de tadı da olmaz. Bütün dünyada insanlar yok olsa, sen kalsan dünyada yaşamak tadı olmaz. Onun için o sirayet, o gıybette vesairede adamın haletleri var ya, ruhu. Böyle sirayet ediyor. Gözler kalbin aynasıdır. Kalpteki olanları tak diye dışarıya veriyor. Nasıl ki şöyle bir misal vereyim, özür dilerim. İnsanın büyük abdesti ve küçük abdesti, gayta ve idra. Doktor istiyor. Ne istiyorsun kardeşim? Senin içinde hastalıkları teşhis edeyim, tespit edeyim. Ne yapacaksın bunu? Büyük abdesti içeriden dışarıya seni taşıyor. Öyle değil mi? Ha, kan alıyorlar, idrar alıyorlar. Niye? Seni taşıyor. Senin idrarın ve pisliğin seni dışarıya taşıyacak da senin sesin, senin siman, senin terin seni taşımaz mı? Fıkıhta geçer ki içki içenin teri de necistir, sidik gibidir. İçki içmeyenlerin teri mübarektir. Bak, dişe vuruştan bahsediyorum. Hem hukuktan söylüyorum, hem fıkıhtan söylüyorum. Yani insanı taşıdığı ruh dalga gibi yayıyor. Şimdi ben mesela pinti gibi bir adam olsam, buraya kapasam. Böyle kaymışık uyuşuk, pili bitmiş, teyip gibi. Size de öyle yapar. İki de böyle. Herkes de uyku gelir. Bak başladım ya. Ha, demek ki oturduğunuz, kalktığınız kişiler çok önemli. Ondan sirayet ediyor. Dalga geçiyor. Bugün dedim kişiye, kardeşte kimle gelmiştim? Osman'la. Çok özür dilerim, bir şey anlatmak için. Biraz yoğunlaştığım için. Baktım, ne güldün Osman? Abi neyim? Dedim ki ben kendimi şu anda metroda hayvanat bahçesinde hissediyorum. Abi dedi, hangi tip hayvan var en çok dedi. Dedim ki aynı var. Hani bir delik yapar da buradan tarla faresi var ama tarla faresi değil. İki ayak üzerinde durur ya böyle. Böyle. Yani böyle o tipten
bugün gördüğüm en çok çakal, domuz azbağı. Yani acayip yani. Siz de dikkat ederseniz etmeyin ama. Gözüküyor. Yani tesir ediyor. Bakamıyorsun da. Yani günahtır değil. Zaten bakamıyorsun. Şey, böyle bir zulmet geliyor. Bakıyorsun böyle. Gözleri acayip. Hani derse hepimiz deriz. Bana şu göze bak ya. En gerekli gibi sokuyor. Bana adamın tipine bak. Rahatsız ediyor. Allah Resulü hadisiyle diyor ki güzel ruhları güzel simat arayın. Güzel yakışıklı, güzel o değil. Meymenet olur, nuraniyet olur, güleç olur. Hani etten bahsetmiyor, buralarında, gösterinde. Güzel, seni okşar yani, rahat eder. Ona delil vakfı tane söyleyeyim, babaanneleriniz var ya, dediniz. Bak cahil olduğu halde, namuslu, namaz kıldığı halde, bakın nuraniyetlerine. Allah aşkına ya. Mesela bazı adamlar var mesela, memleketin zararına uğraşan hocadırlar, alimdirler, suratlarına bakın. Ya hocadır ha, hoca yani ve alimdir, toplum menfaatine, Allah aşkına ne olur ben iddia etmiyorum. Dedenin simasına bak, bir doğa adamın simasına bak. Ben bir şey demiyorum, dede ne ya, bir namaz kılıyor, fazla bilgisi yok. Güzel simaları, güzel ruhta, güzel ruhları güzel simada arayın. Gübreden diyor, pislikten çıkan gülü de koklamayın. Abi ne yapacağız? Başkasının şey kardeşim. Peki geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Evet mi abi bir şey? Nazar demiştim de, bu mesela yıldızlarla ilgili bir bağlantısı var. Dişi yıldız, erkek yıldız diyor. Dişi ha bak şimdi. Daha çok nazar ediliyor. Ha şimdi bizim o bildiğimiz o göz nazarı mı yoksa yıldız mı bakası diyor? Göz nazarı, mesela dişi yıldızlara normal nazar daha çok gerekiyormuş. Ha tamam şimdi şöyle izah edeyim. Ustadımız 260. sayfa Kastamonu'da diyor ki nazar ve ervah gayri taybe beni rahatsız ediyor. Şualarda 13. şuada aşırı muhabbet, aşırı adavet nazardır. Gözden çıkan şua bir tanımla sonra yıldıza geçeceğim. İnsana gönderiyor. Mesela bende adavetim, haset, pisliğim varsa şu göz aynadır. Münafık aslında geçiyor. Kalbin halini gözle çak diye gönderiyorsun. Şey gibi uzaktan böyle lazer. Her doğan insanla diyor bir tane yıldız doğar. Yıldız. Her doğan çocukla bir şeytan yaratılır. Her doğan insanla da bir cin yaratılır. Onunla beraber alakadardır. Mesela yıldızların çekimiyle ama sakın yıldızname değil. Bakan ve baktıran imansız olur. Geleceğe ait. Ama hakikati var ama istismar ediliyor. Mesela yıldızların çekim yasası insanı etkilediğine delil, erkeklerin, kameri ayların, eyyami biyoğlu, eyyami biz, biyoğlu, dağıtlı. 13, 14, 15. günlere erkeklerin en asabi, gergin, hırçın oldukları gündür. Allah Resulü diyor ki o gün oruç tutun. Hanımların özürlü günü değil. O zaman nedir o? Çekim yasası. Mesela denizler çekip gidiyor, gel git. Peki dünyaya yakın olan gezegenler ne yapıyor? Adetullah'tır. Suyu alıp götürüyor. Peki senin ayağındaki kanı tepene çıkarmayacak? İşte hacamat yaptırın. Hacamat yaptırın. Helak olursunuz diyor. Hacamat. Tamam? Hacamat olursa. Yani kainatla alakadar, insanın alakadar mı? El cevap, çekirdek ağaca neyse bütün varlığa insan öyledir. Bizi insan... Bizim insanlığımız, insaniyetimiz kainatla alakadar etmiş. 9. söz. Peki. İnşallah yoktur başkası. Yok değil mi? Yok. Peki. El-Fatiha. Ha var mı?